Değerli izleyicilerimiz, bugün bir başka konuyla, bir başka konumla yine sizlerle beraberiz. Niğde'nin yetiştirmiş olduğu büyük şampiyonlardan Şaban kardeşimizle birlikteyiz. Şaban, tekvandoda Avrupa ikinciliği kazanmış bir sporcumuz. Niğde tarihinde belki de ilk. Sporu bıraktıktan sonra lideri çocuklara, gençlere açmış olduğu bu nezih salonda hizmet vermekte. Şaban, tanıtır mısınız kendinizi? Adım Şaban, soyadım Çalkan. 89 doğumluyum. Evet. 5 yaşında tekvando ile tanışmıştım. Şu ana kadar tekvando ile devam ediyoruz. Niğde Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitim Öğretmenliği mezunum. 2011 yılında mezun oldum. 2011 yılından sonra profesyonel musabık hayatımızı bitirerek antrenörlük hayatımıza başlangıç yaptık. 18 defa Türkiye derecesi yaptım. 8 defa Türkiye şampiyonu oldum ve 2005 yılında ülkemi ve bayrağımı temsil etme gururuna nasip oldu. İtalya Palermo'da Avrupa ikincisi oldum. Azeri rakibime bir sayı farkla yenilerek. 2006 yılında Yunanistan Atina'da Dünya Şampiyonası'nda dünya beşincisi oldum. 2007 yılında Köln'de, Almanya'da uluslararası açık turnuvada şampiyon oldum. Sporcular yetiştirmeye başladım ve kendime bir hedef koydum. Kendim gibi ülkemizin ve bayrağımızın gönlere çektirebilecek sporcular bulup bu spor disiplinini ve ahlakını sporcularımıza, kardeşlerimize aşılamayı kendime bir yol edindim ve 2011 yılında Çalkan Spor Kulübü'nü kurdum. Kendi soyadım Alan. Çalkan Spor Kulübü'nü kurdum. 2014 yılında ilk Türkiye Şampiyonamıza katıldığımızda Milliler Türkiye Şampiyonası'nda final maçı oynamıştık. Türkiye ikincisi çıkarttı. Bir tane kendi yetiştirdiğim sporcum. Daha sonra Türkiye Şampiyonları, Avrupa üçüncüleri, dünya dereceli para tekvandocularımız zengindi. Boksta, kickboksta derecelerimiz oldu, sporcular oldu. Bu şekilde çocuklarımıza hizmet etmeye. Çok güzel Şaban. Şimdi size de gurur duyuyoruz. Tabii lider Şahin Mercan gibi, Dikreşçi, Bayezid Bartan gibi, Yılmaz Kurt gibi, aynen, yine diğer branşlarda şampiyonlarımız yetişti. Tabii tekvandoda Niğde'de bir ilksiniz. Evet, ben ilk uluslararası dereceye getirdim sporcuyum. Şimdi sizi tekvandoya nasıl başladınız? Kim başlattı? Şimdi evet, bu alan aslında çok komik biraz. Yani ama benim için bir macera gibi oldu. Daha önce bildiğiniz gibi doğal gaz bu kadar yerindeydi. Kömürlü evlerde kalıyordu. Babamla birlikte kömür almaya gitmiştik. Sakallı amcanın yanına gittik. Orada kapının üstünde bir uçan adam resmi var. Beyaz giyinmiş iki tane adam uçuyor. Ya kim bunlar? Tekvandocu dedi dükkan sahibi. Kendisinin tekvando antrenörü olduğunu söyledi. Orhan İnan benim hocam. 5 yaşındaydım. Geceliklerimle saat akşam 21.00 Kapalı Spor Salonu'nda antrenman var. Bu arada Orhan İnan hocamıza da saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Sağ olasın. İyi ki var, iyi ki böyle karakterli, tertemiz bir gencimizi Türk tekvandosuna kazandırdı. Allah razı olsun. İşte kömür almaya giderken işte bu şekilde bir tekvando ile tanıştık. Akşam 9'da gecelikte. 9-11. Orhan hocam gençlik sporda devlet açıktı, halka açıktı. Devletin salonunda tekvandoya başladı. Yani tekvando aslında tek branş olarak benim hayatımda kalmadı sportif olarak. Ben basketbol, futbol, yüzme, evet bu branşlarda. Evet, güreşte de dereceler var. Güreşte evet, 2005 yılında, 2006 yılında pardon. Arkadaşlarımla beraber, İlmaz Hoca sağ olsun, İlmaz Kurt. Ona da saygıyla, sevgiyle buradan alıyorum, seviyorum kendisini, saygılarımı sunuyorum. Biz Kayseri Erciyes kurultayı oluyordu orada. Orada güreşmiştim. Orada da rakiplerim oldu ama şampiyon olmuştum güreşte. Başarılı ve yetenekli bir sporcuydum. Şu anda başarılarımızı ve yeteneklerimizi, tecrübelerimizi gelecek nesillerimize, kardeşlerimize aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, malumunuz benim son kitabım olan Madalyanın Öteki Yüzünde erken kaybolmuş sporcularımızın, şampiyonlarımızın hayatını kaleme almıştık. Bunlardan bir tanesi de Şaban, evet, kardeşimiz. Çok genç yaşta sakatlıklar geçirdi. Sporu bırakmak zorunda kaldı. Ancak içerisindeki spor aşkı
onu antrenör olmaya yönlendirdi. Daha sonra böyle nezih bir tekvando özel salonu kurdu. Burada 150-200 tane sporcumuza, gencimize hizmet vermekte. Bunların önemli bir kısmı da dezavantajlı çocuklarımızdan oluşmakta. Bunları da burada çok güzel aslılar gibi antrenör ediyorsun. Aynen. Topluma kazandırıyorsun. Bunun için de sana ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi dün akşam iki tane para tekme oyuncumuz, yani dirsek altı, omuz altı ve bilek altı sporcularım var benim. İstanbul'da yapılacak olan 9. Dünya Şampiyonası için Allah'ın izniyle yolcu ettim. Ben de kendim bugün akşam oraya gideceğim. İnşallah. Dünya Şampiyonası'nda görev alacağız. Geçen ay 8. ayda, pardon özür diliyorum, 8. ayda İstanbul'da yine Avrupa Şampiyonası düzenlenmişti. Bu giden sporcularımızın birisi Avrupa ikincisi, birisi de Avrupa üçüncüsü olmuştu. Şimdi Dünya Şampiyonu'nu bekliyoruz. Harika. İnşallah ülkemizi ve ilimizi, kulübümüzü güzel bir şekilde temsil edecek. Şaban kardeşim, sana başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılarla gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyorum. Niye de seninle gurur duyuyor. Allah razı olsun. Türk tekvando seninle gurur duyuyor. Sağ olasın. Peki, şunu, son bir soru olarak şunu söyleyeyim. Türk tekvandosunun geleceğini nasıl görüyorsun? Malum olimpiyat tarihimizde evet. Tekvandocularımız olimpiyatlarda en çok madalya kazanan üçüncü branşımız. Güreş, işte efendim ondan sonra halter geliyor. Halterden sonra tekvando geliyor. Türk tekvandosunun geleceğini nasıl görüyorsun? Şimdi hocam yeni seçimler yapıldı zaten. Metin Başkanımız yine tekrar Bahri abimle aday olmuşlardı. İkisi de benim sevdiğim kişilikli, karakterli kişiler. Birisi kampta takım kaptanımızdı Bahri abi. Diğeri Metin hocamız, başkanımız. 2005 yılında İtalya Palermo'da gerçekten bir baba merhametiyle, şefkatiyle, çünkü bir hata olmuştu. Maçımızın tekrarlanması için bizim adımıza mücadeleler verdi. Biz de ahde vefayı bilen insanlarız. Evet. Metin başkanımız olduğu sürece de Metin başkanımızla sürekli yanında olacağız. Ama Türk tekvandosu günden güne daha iyi yerlere geliyor. Şu anda Metin Şahin Dünya Federasyonu'nda yönetim kurulunda ve Avrupa Federasyonu'nun başkan yardımcılığını yapıyor. Tekvando gerçekten gün geçtikçe daha zevkli ve keyifli bir spor olmaya başlıyor. Şiddeti en alt seviyeye, minimum seviyeye düşürdüler. Çünkü her şey artık şiddete bağlı değil. Elektronik bir ortamda yapılan müsabakalar oluyor. Hmm. Servet Tazegül benim rakibim de aynı zamanda. Beraber dövüşüyorduk. Arkadaşım kamptan Servet. A takımımızın, evet, A takım erkeklerimizin antrenörü oldu ve Ali Şahin hocamız bayan takımın, kadın takımımızın antrenörü. Tekvando gün geçtikçe güçlenen, gün geçtikçe futboldan sonra lisansların çok sporcu sayısına Türkiye'de ait bir branş dalı. Daha iyi olacağına inanıyorum ama şunu söylemek istiyorum. Bizler gerçekten örnek aldığımız kişiler var. Sizin gibi, Ahmet Ak hocamız gibi. İnşallah daha değerli, daha güzel, daha iyi branşlarda, daha güzel branşlarda, daha iyi dereceler elde eden sporcular ve kardeşlerimizle bir araya gelerek sizin yolunuzda görevimiz. Estağfurullah. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, tabii Şaban kardeşimiz gibi gerçekten ahlaklı sporcularımızı, eğitmenlerimizi gördükçe ülkemizin sporu adına, ülkemizin geleceği adına hakikaten ümit var oluyorum. Heyecanlanıyorum. Duygulanıyorum. Allah sayılarınızı artırsın. Sizlere ve çalıştırdığınız yavrularımıza başarılar diliyorum. İnşallah Niğde gibi bir yerden, bakir bir bölgeden, güzel bir şehirde, hakikaten çok güzel bir şehir Niğde. Çok şampiyonlar çıkartmanız dileğiyle inşallah. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.